Merhaba, ben Pixar Efekt Teknik Direktörü Matt Wong. Daha önceki videolarda tanıştığınız Serabet ve Eric'le birlikte çalışıyorum. O videoda içinde oldukları havuz da buydu. Evet, Pixar'da çalışmanın artılarından biri de bu havuzu kullanabiliyor olmamız. Ama havuzu sadece eğlence için kullandığımızı düşünmeyin. Bazen iş için de kullanıyoruz. Bu referans videosunu Kayıp Balık Dory filmi için çekmiştik. Suyun altından bu bal kabağı gibi büyük cisimler suya çarptığı anda ne olduğunu görmek istedik. Daha önceki videolarda su ve toz, duman ve ateş gibi fiziksel olayların bir sürü parçacık kullanılarak simüle yani taklit edilebileceğini görmüştük. Parçacık kullanmak fiziğin basitleştirilmiş hali olmasına rağmen sanatçılar için oldukça önemli bir araçtır. Kullandığınız parçacık sayısını ne kadar arttırırsanız gerçek fiziğe o kadar yaklaşırsınız. Yaptığımız simülasyonlarda gerçekçi yani inandırıcı bir su hareketi yaratmak için milyonlarca parçacık kullanıyoruz. Bu kadar parçacığı takip etmek insanlar için kolay değildir. Hatta bilgisayarların bile çok büyük parçacık sayılarında zorlandıklarını söyleyebilirim. Biz de bu derste öğreneceğiniz bazı pratik yöntemler geliştirdik. Kullandığımız en güçlü tekniklerden birinin adı parçacık sistemidir. Parçacık sistemleri ilk defa 1982'de Star Trek 2 için bir efekt sanatçısı olan Bill Reeves tarafından kullanıldı. Sahnenin adı Genesis efektiydi. İnsanlar bundan çok etkilenmişlerdi ve bu sahne bilgisayar grafiği konusunda bir dönüm noktası haline gelmişti. Bill'in o zamanlar birlikte çalıştığı takım daha sonra Pixar'a dönüştü. Hatta Bill hala burada çalışıyor. Merhaba Bill. Merhaba. Bize Genesis efektinden bahseder misin? Mesela hikaye nasıl gelişmişti? Genesis efekti bir gezegeni öldürebilecek ya da ölü bir gezegeni yeniden canlandırabilecek bir aletti. Bu alette dönüşebilen ateş etkisini yaratmak için biz de parçacık sistemlerini kullanmaya karar verdik ve ben de parçacık sistemlerini kullandım. Bugün parçacıkları başka efektler için de kullanıyoruz. Bu dersin devamında suyun hareketini simüle etmek için parçacıkları kullanacak ve bir havai fişek gösterisi yaratacaksınız.